Yine bu alıştırmada da some ve any arasındaki farkları belirten cümleler var arkadaşlar. Bakalım some mı yazacağız, any mi yazacağız? Arkadaşlar any'yi görünce hemen aklınıza negatif cümle ve soru işareti gelsin. Bu ikisi varsa any'dir arkadaşlar. Yoksa some kullanabiliriz. We haven't got, bakın hemen olumsuzluk söz konusu, any kullanabiliriz. We haven't got any free time. Hiç boş vaktimiz yok. Diğer alıştırmaya bakalım. She is reading blah blah magazines. Bakın burada herhangi bir soru söz konusu değil, olumsuzluk söz konusu değil. Some yazabiliriz. She is reading some magazines. Biraz magazin okuyor. Leonardo has got blah blah nice toys. Yine aynı şekilde soru değil, negatif değil. Some yazabiliriz. Dördüncü cümle bakın soru. Can I have? Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Burada soru işareti bizi aldatmasın. Çünkü bir istisna olarak ricalarda, bakın burada bir rica söz konusu. Biraz süt alabilir miyim? Yani bu bir normal bir soru değildi. Aslında bir rica bu. O nedenle ricalarda some kullanabilirsiniz. Beşinci cümlemiz. Tom hasn't got, arkadaşlar negatif bir cümle. Any yazabiliriz. Tom hasn't got any coins. Altıncı cümlemize bakalım. There are blah blah good restaurants in my town. Benim kasabamda birkaç tane güzel restoran var. Burada yine cümle olumsuz bir cümle değil, soru değil. O yüzden some yazalım arkadaşlar. Yani any yazmamızı gerektirecek cümlede hiçbir şey yok. Yedinci cümlemize bakalım. There isn't blah blah butter in the fridge. Arkadaşlar cümle negatif bir cümle. O nedenle any yazıyoruz. There isn't any butter in the fridge. Bakın eğer cümle bir modulla, can, would gibi bir modulla başlıyorsa bu bir ricadır. Her ne kadar burada soru da olsa rica olduğu için would you like some coffee? Some yazalım arkadaşlar. Diğer alıştırmalara bakalım. Fill in the blanks with no, much, many. Arkadaşlar many ile much'ın kullanımlarıyla alakalı alıştırmalar yapmıştık. Many sayılabilirler de, maç sayılamazlar da kullanılır demiştik. No'yu arkadaşlar sayılabilirlerde de kullanabiliriz, sayılamazlarda da kullanabiliriz. No'yu şu şekilde kullanıyoruz. Cümle yapı olarak pozitif, yani herhangi bir not ifadesi yok. Ama anlam olarak negatif olduğu zaman kullanıyoruz. Ne demek istediğimizi biraz sonra örnekler üzerinde cümlelerle açıklayabiliriz. Birinci örneğimiz arkadaşlar. I have blah blah idea about it. Onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Bakın idea bir kere, yani fikir, idea sayılamaz bir şey olduğu için many zaten hiç kullanamayız arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi cümle negatif bir cümle ama anlam olarak cümle anlam olarak negatif bir cümle ama negatiflik belirten not yok. Bu tip cümlelerde no kullanabiliriz arkadaşlar. I have no idea about it. Onunla alakalı hiçbir fikrim yok. Much kullanabilmemiz için arkadaşlar cümlenin anlam olarak da negatif olması gerekir. Yapı olarak da, yani not gibi bir ifade olması gerekir. 2. The bar was crowded. Bar kalabalıktı. There were. Bakın bu arkadaşlar pozitif bir cümle ve kesinlikle sayılabilir bir isim söz konusu. Burada sadece many kullanabiliriz. 3. I don't want blah blah meat. Meat et biliyorsunuz. Çok et istemiyorum derken bakın kesinlikle many kullanamıyoruz. Çünkü sayılamayan bir şey bu. Ve not ifadesi olduğu için no da kullanamayız. No kullanacağımız cümlelerin yapı olarak pozitif olması gerekir. Anlam olarak negatif olması gerekir demiştik. Bu nedenle I don't want much meat. 4. She painted blah blah pictures. Pictures arkadaşlar sayılabilir bir şey. O yüzden she painted many pictures diyebiliriz. 5. I don't know blah blah vocabulary. Vocabulary kelime, kelime dağarcığı, kelime bilgisi. Sayılamayan bir şey arkadaşlar. Much kullanalım. Neden no kullanmıyoruz? Buradaki not ifadesi bizim no kullanmamıza engel oluyor. Ve sayılabilir bir şey olmadığı için de many kullanamıyoruz. Sadece much kullanabiliriz burada. 6. Julieta has blah blah money at all. Bakın burada arkadaşlar money uncountable, sayılamayan bir şey. O nedenle many kesinlikle kullanamayız. Much mu kullanalım, no mu kullanalım, ona karar verelim. Demiştik ki much kullanabilmemiz için cümlede negatiflik belirten bir şey olması gerekir demiştik. Öyle bir şey olmadığı için arkadaşlar no diyebiliriz. Julieta has no money at all. Julieta'nın hiç parası yok. 7. cümlemiz.
Thomas repaired bla bla cars. Cars arkadaşlar sayılabilir bir şey. Thomas repaired many cars. Ve burada anlam olarak olumsuzluk belirten bir şey de söz konusu olmadığı için many kullanabiliriz. 14. Michael has got bla bla information. Information arkadaşlar bilgi hiçbir zaman sonuna s takısı almaz. O nedenle kesinlikle many kullanılmaz. Sayılabilen bir şey gelmez information'dan önce. Burası ya much olur ya no olur. Much arkadaşlar olmaz. Şundan dolayı olmaz. Negatiflik belirten bir ifade yok. Burada olduğu gibi. O nedenle no diyebiliriz. Michael has got no information. Michael'ın hiçbir bilgisi yok. 15. The boy dropped blah blah popcorn. Çocuk mısır patlaklarını düşürdü derken arkadaşlar. Bakın burada s takısı yok. Yani bunun popcorn'un anlamını bilmeseydik bile arkadaşlar. S takısı olmadığı için sayılamayan bir şey olduğunu çıkartabilirdik. Bu nedenle burası ya maç olur ya no olur. Maç olması için negatif olması lazım. Negatiflik belirten bir şey yok. O yüzden onu direkt no ile yapıyoruz. The boy dropped no popcorn. Alıştırmalarımıza devam edelim. Bu alıştırmamızda da much many veya how much how many kullanacağız arkadaşlar. Sayılabilir bir şeyse many ya da how many'dir. Sayılamayan bir şeyse how much ya da sadece much'tır. Ona bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz there aren't. Bakın sayılamayan bir şeyde zaten are kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü hep tekil olarak yapılır onlar. There aren't many ya da much spices in your dish. Dediğim gibi arkadaşlar spice baharat demek ama baharat olduğunu bilmesek bile sayılabilir bir şey olduğunu bilmesek bile arkadaşlar biz direkt burada there aren't many spices in your dish derdik. Çünkü spice sonunda s takısı aldığı için arkadaşlar kesinlikle much olmaz. O nedenle many olacak arkadaşlar. Hemen boyayalım sarıya. İkinci alıştırmamız there isn't much ya da many cola in the glass. Bakın cola sayılamayan bir şey arkadaşlar. Sayılamayan bir şeyden önce hiçbir zaman many kullanılmaz. O nedenle much. Bir sonraki alıştırmamız how much ya da how many cafes are there in St. Petersburg. Cafes bakın s takısı var çoğul. O nedenle many kullanmamız gerekir. Çünkü çoğul olan bir şey demek ki sayılabilir bir şeydir. O yüzden much kullanılmaz. Dördüncü cümlemiz how many ya da much siblings have you got? Bakın diyelim ki siblings'in ne olduğunu hiç bilmiyorsunuz. Hiç problem değil. Burada s takısı varsa demek ki bu sayılabilir bir şey. Sayılabilir bir şeye de many kullanılır. Much kullanılmaz diye yorum yapabilirsiniz. Siblings kardeş demek. Kaç tane kardeşim var? Beşinci cümlemiz how much ya da many work? Beşinci cümlemiz how much ya da how many homework do you have? Homework arkadaşlar her zaman sayılamayan yani uncountable bir şeydir. Uncountable bir şeye hiçbir zaman many gelmez. O nedenle much. How much homework do you have? Altıncı cümlemiz we have got much things to do veya we have got many things to do. Bakın things s takısı aldığı için arkadaşlar kesinlikle many'dir. S takısı alan bir şey mutlaka sayılabilen bir şeydir. Sayılabilen bir şeye de her zaman many gelir. Much hiçbir zaman kullanılmaz. Yedinci cümlemiz much ve many'den sonraki kelimeye bakarak karar verelim. Water, water arkadaşlar sayılamayan bir şeydir. Sayılamayan bir şey ancak much alabilir. Hiçbir zaman many almaz arkadaşlar. Ve s takısı hiç almaz. Dünya dolusu, okyanuslar dolusu su da olsa tek bir su gibi düşünüyoruz. Can I drink much water from this bottle? Bu şişeden çok su içebilir miyim? Bir sonraki alıştırmamıza bakalım. Some or any yine az önceki yaptıklarımıza benzer. Eğer cümle negatif veya soruysa any kullanalım. Eğer cümle pozitif bir cümle ise ve bir şey rica ediliyorsa some kullanalım arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım. There are blah blah children in the classroom. Bakın bu cümle negatif bir cümle değil. Soru da yok. O nedenle any kesinlikle kullanılmaz. Some. There are some children in the classroom. İkinci cümlemiz. Is there blah blah milk in the fridge? Bakın soru. Soru olduğu için direkt any diyebilirsiniz. Is there any milk in the fridge? Buzdolabında hiç süt var mı? Üçüncü cümlemize bakalım arkadaşlar. Are there some veya any rooms in the hotel? Soru işareti var. Soru olduğu için arkadaşlar any kullanabiliriz. Dört. She doesn't have. Bakın negatif bir cümle. Negatif olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Any kullanıyorduk.
She doesn't have any free time. Hiç boş vakti yok. Beşinci cümlemiz. He has, bakın, negatif bir cümle değil. Soru da yok. O nedenle some. He has some ice cream. Biraz dondurması var. Altı. Can we, bakın, can we derken bir şey rica ettiği için arkadaşlar. O yüzden bunu bir soru gibi düşünmüyoruz. Bunu pozitif bir cümle gibi düşünüyoruz. Can we have some tea please? Biraz çay alabilir miyiz? Ricada bulunduğu için some kullanalım. Do you have some or any qualifications? Bakın, hiç niteliklerin var mı, özelliklerin var mı der gibi. Soru işareti, soru olduğu için arkadaşlar any. Do you have any qualifications? Sekizinci cümlemiz arkadaşlar. There aren't blah blah good restaurants in the center. Merkezde güzel restoranlar yok. Olumsuz bir ifade olduğu için arkadaşlar kesinlikle any kullanıyoruz. Yapalım, dersimizi bitirelim arkadaşlar. Few, a little and a lot of arasındaki farklarla alakalı bir alıştırma. Hemen birinci cümlemize bakalım. There is blah blah money in my account. Few sayılabilir demiştik. Little sayılamaz demiştik. Money sayılamaz olarak kabul edildiği için kesinlikle cevap a little arkadaşlar. There is a little money in my account. Hesabımda çok az para var. İkinci cümlemiz arkadaşlar. There is blah blah a few veya a little milk in the fridge. Bakın, yine milk aynı şekilde sayılamayan bir şey olduğu için yine a little kullanıyoruz arkadaşlar. Üçüncü cümlemiz. There are blah blah a little veya a lot of lemons on the table. Lemons yani limon arkadaşlar. Lemons sayılabilir bir şey olduğu için kesinlikle a lot of. Sayılabilir bir şeyde hiçbir zaman a little kullanmayız arkadaşlar. Dördüncü örneğimize bakalım. There is a few veya a little quantity of sugar in the jar. Quantity miktar demek arkadaşlar. Bakın, s taksi yok. Sayılamayan bir şey. O yüzden a little kullanıyoruz arkadaşlar. There is a little quantity of sugar in the jar. Kavanozda çok az miktarda şeker var. Beşinci cümlemize bakalım. They have a few or a little chocolate for eating. Yemek için çok az çikolataları var. Bakın, chocolate her zaman uncountable, sayılamaz bir şeydir. Sayılamaz bir şeyle a few kullanmayız. A little kullanırız arkadaşlar. They have a little chocolate for eating. Altıncı cümlemiz. There are a few or a little oranges in the cupboard. Dolapta çok az portakal var derken arkadaşlar, sayılabilir bir şey olduğu için kesinlikle a little kullanmıyoruz. A few kullanıyoruz. Son örneğimiz. There are a little or a lot of oranges in the tree. Ağaçta, yine üsttekine benzer bir örnek arkadaşlar. Cümlenin anlamına bakmaksızın direkt burada s taksi olduğu için a lot of diyebilirsiniz. Burada eğer a few olsaydı arkadaşlar, ikisi arasında bir tercih yapardık. O zaman anlamına bakardık. Ama sayılabilir bir şey olduğu için a little kesinlikle kullanılmaz. O nedenle tercih yapacağımız bir şey söz konusu değil. Direkt a lot of diyebiliriz. There are a lot of oranges in the tree. Ağaçta birçok portakal var. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.